Merhaba sayın izleyicilerim. Bu bölümde sizlere bağışıklık için en önemli destek ürünü olan glutatyondan ve alfa lipoik asitten bahsedeceğim. Glutatyon tüm antioksidanların en önemlisi, bir detoks molekülüdür. Bağışıklık sistemimizin orkestra şefidir. Glutatyon, glutamik asit, glisin ve sisteinden oluşan bir protein molekülüdür ve vücudumuzdaki tüm hücreler tarafından üretilmektedir. Fakat glutatyonun ana üretim merkezi karaciğerdir. Bazı asetil sistein içeren ürünleri kullandığımızda da buradaki sistein molekülü vücudumuzun glutatyon üretimine katkıda bulunur ve seviyesini yükseltir. Bu nedenle asetil sistein içeren ürünlerin hem solunum yolu enfeksiyonlarının tedavisinde hem de COVID-19 virüsünün vücudumuza yerleşmesinin önlenmesinde ayrıca faydaları bulunmaktadır. Yaşlanma, stres, travmalar, çevre kirliliği, radyasyon, toksik maddeler, ilaçlar, enfeksiyon durumu, kötü beslenme, alkol gibi etkenler vücudumuzun glutatyon rezervlerinin azalmasına sebep olur. Vücudumuzun başa çıkamayacağı kadar yüksek bir oksidatif strese veya toksik maddelere maruz kalınması da birçok kronik hastalığa yakalanmamıza sebep olur. Glutatyon hücrelerimizin içindeki en önemli antioksidanlardandır. Serbest radikaller dediğimiz hücreye ve DNA'ya zarar veren molekülleri yakalayıp nötralize eder. Ayrıca konjugasyon için de vazgeçilmez bir maddedir. Glutatyon hücrelerimizdeki birçok enzimin çalışmasına yardımcı olan bir kofaktördür. Glutatyon seviyelerimizi nasıl yükseltebiliriz? Her şeyden önce sağlıklı bir karaciğere sahip olmamız gerekir. Glutatyon takviyeleri bağırsaktan iyi emilemez. Dolayısıyla pek faydalı değildir. Bunların hangi formda olduğu çok önemlidir. Glutatyonun ana bileşenleri proteini oluşturan amino asitleridir. Dolayısıyla diyetimizde sağlıklı protein kaynaklarına yer açmalıyız. Özellikle organik kaynaklı protein, tükettiğimiz et ve yumurtanın yani organik kaynaklardan olmasından biz çok fayda alacağız. Glutatyon gücünün çok önemli bir kısmını molekülünde bulunan kükürt atomundan alır. Dolayısıyla kükürtten zengin gıdalar ki bunlar soğan, sarımsak, pırasa, lahana, karnabahar, brokoli gibi gıdalar diyetimizde mutlaka yer almalıdır. Buna ilaveten glutatyon sentezinde rol oynayan bazı maddeleri takviye olarak da almayı düşünebiliriz. Bunların başında alfa lipoik asit, magnezyum, selenyum ve B vitamini kompleksleri gelir. Peki glutatyonu nasıl yükseltiriz? Burada en pratik, en etkili uygulama dışarıdan destek alımı ile olacaktır ve bunun da en iyi uygulama yolu damar yolu ile verilmesidir. Ancak bunu yaparken de bir takım şeylere dikkat etmek gerekmektedir. Bunlar bir, glutatyonun damar yolu ile uygulanması 30 dakikalık bir süreyi geçmemesi. İkincisi, glutatyonun ışığa hassas olduğu gerçeğini dikkate alarak ışıktan korunması. Üçüncü olarak da glutatyon seyreltilirken steril distile su kullanılmasının önemi hakkında tekraren size bilgiler veriyorum. Hatta bunlardan daha da önemlisi, glutatyonun etkisini uzatacak mineral, vitamin ve antioksidanlardan oluşan bir solüsyonun da bu uygulamadan önce verilmesinin önemi hakkında size bilgi vermek istiyorum. Doğal yollarla glutatyonu nasıl artırabiliriz dersek, sülfür içeren sebzeler demiştik. Soğan, sarımsak, pırasa, brokoli, karnabahar, lahana, turp gibi ürünler bunlar. Ayrıca C vitamini, E vitamini, selenyum, deve dikeni gibi konularda ürünlerimizin içinde olması çok önemlidir. Ayrıyeten şunu da özellikle belirtmek istiyorum. Yukarıda bahsi geçmişti. Glutatyon içeren birçok tablet formu ya da sıvı formda ürünler var. Tablet formunun emininin az olduğunu belirtmek istiyorum. Glutatyonun özellikle lipozomal formda olmuş ürünlerle destek olarak alınması, eğer damar yolu tercih edilmiyorsa ikinci olarak lipozomal formda olan glutatyonun tercih edilmesini de altını çizerek tekraren sizlere tavsiye ediyorum. Alfa lipoik asidin faydalarından hemen özetle bahsedersek, alternatif tıpta kilo vermede kullanılır. İkinci olarak diyabetik sinir tedavisinde ve
yaraların iyileştirilmesinde, üçüncü olarak kan şekerinin düzenlenmesinde, dört vitiligonun sebep olduğu cilt rengi bozukluğunun iyileştirilmesinde, beş romatoid artritte, altı ayrıca metabolik sendromlu erişkinlerde yapılan diğer çalışmalar insülin direncini azaltabileceğini ve açlık kan şekerini ve HbA1c düzeyini düşürebileceğini göstermiştir. Yedinci faydalı özelliği, alfa lipoik asit kas hücrelerinde biriken yağları çözebilen bir özelliği vardır. Cilt yaşlanmasını azaltabilir. Haricen kullanımda ince yüz çizgilerini azalttığı da gösterilmiştir. Cildin iç kısımlarına erişerek ve güneşin zararlı ultraviyole ışınlarına karşı antioksidan koruma sağladığı gösterilmiştir. Yine aynı özelliklere sahip glutatyon seviyelerini de yükseltir. Sekizinci faydası, oksidatif stresten kaynaklanan hafıza kaybının önlenmesinde kritik bir rol oynar. 9. İltihabı baskılayarak Alzheimer hastalığının ilerlemesini yavaşlatır. 10. Karpal tünel hastalığının ilerlemesini yavaşlatır. 11. madde, sinir fonksiyonunun düzenlenmesinde yardımcı olur. Şimdi size diğer bir önemli maddeyi söylüyorum. Eğer alfa lipoik asit C vitamini ve E vitaminleri ile birlikte kullanılırsa bu yukarıda saydığımız faydaları daha da artar. Yani hepsi birbirine sinerjik bir etki yapmış olur. Dikkat edilecek diğer noktalar, diyabet ve tiroid hastalarında ve fazla alkol tüketenlerde, hamile ve emziren kadınlarda ve çocuklarda kullanılmaması gerekmektedir. Her zaman olduğu gibi kronik hastalığı olanlar ve başka ilaç kullananlar doktor ve eczacı kontrolü olmadan bu tip takviyeleri kullanılmamaları önemli tavsiye edilir. Efendim, bu videomuzda da sizlere glutatyon ve alfa lipoik asitle ilgili özet bilgiler verdim. Umarım bu bilgilerden sizler yararlanırsınız. Eğer beğenirseniz lütfen sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Kalın sağlıcakla.